Suriye'deki bütün terör örgütleri Esad'a karşı kuruldu. Bütün terör örgütleri diyor bakın. Kimin eliyle? Esad'a karşı kuruldu bunların eliyle. Ve bazı ülkeler komik bir şekilde bunun bir özgürlük mücadelesi olduğuna inanıyor. İran bunu o gün gördü. İran Siyonizmin oyununa gelmedi. 2011'de bakın Suriye için ardı ardına cihat fetvaları veren. Hatırlıyorum hocam o videoları, hatırlıyorum. İsmini de verebilirim ben. Kızıl sakallı bir tane melun bakın, vardı. Mısır'da. Bizim bu güzelim İstanbul'umuzda. İsmini vermeyeyim. Mısır'da güzelim İstanbul'umuzda cihat fetvaları veren benim ehli sünnet kardeşime, kardeşimin alimi olduğuna inanan o cihat fetvalarını veren şeyhler neredeler? Filistin kan ağlıyor. Ve üstelik Filistin Sünni. %95'i Şii olan İran ki diyorsunuz mezhepçilik yapıyor. %95'i değil %100'ü Sünni olan Filistin'e en fazla desteği İran yapıyor. Sen de onun yaptığının üçte birini yap. Nerede senin cihat fetvaların? Minberlere çıkıp cihat ayetleri okuyarak adı Ömer olanları, Osman olanları Suriye'de öldürüyorlar gibi yalanlarla benim Müslüman kardeşimi tahrik ederek Ehl-i Sünnet gençliğinin Suriye'ye efendim akın akın gidip orada kan akıtmalarını temenni etmek, bu uğurda konuşmalar yapmak. Bugün Filistin'de Ayşeler öldürülüyor. Osmanlar, Ömerler öldürülüyor. Nerede senin hassasiyet damarın? Niye kalkıp cihat fetvası vermiyorsun? Öldürülmüyor mu? Bu hastanede Ayşeler, Fatmalar, Ömerler, Osmanlar yok mu? Ama Suriye'de sen çok büyük mücahit kesilmişsin. Oysa Suriye'nin halkı Müslüman, iktidarı Müslüman ama İsrail'de böyle bir şey de yok. Cihat için kurulmuş olan, sözde cihat için kurulmuş olan En-Nusra bugün nerede? Neden kalkıp efendim İsrail'e karşı savaşmıyor? Ahrar-ı Şam nerede? Ama bunlar Suriye'de her türlü cinayeti yaptılar. ÖSO nerede? Kalksınlar bunlar İsrail'e karşı savaşsınlar. Kendileri gibi inanmayanların başlarını kesen o yamyam Daiş nerede? Kalksınlar İsrail'e bir tane füze atsınlar. Bunların hepsine söylüyorum, hepsi diyor diye biz ehli sünnet vel cemaatiz. Filistin'de ehli sünnet vel cemaat öldürülüyor. Biz mezhep gözetmiyoruz burada. Biz orada insan öldürülüyor. Orada soykırım yapılıyor. Fetih ayetleri okuyarak gençliği Suriye ile cihada teşvik eden sözde aktivistler, onlar neredeler? Söz konusu İsrail olunca sabah namazlarında buluşup beddua ile mi kendilerini avutacaklar o aktivistler? Zaman beddua zamanı değil. Falan canın cemaati. Onun o lakabını söylemiyorum ki anlaşılmasın. Falan canın cemaati. Benim Sünni kardeşim Filistin'de Hamas mücadele ediyor. Mücadele ediyor. Siyonizme karşı. İnananların en büyük düşmanına karşı mücadele ediyor. Bunların sizin desteğinize ihtiyacı var. Niye kalkıp bugüne kadar 11 gün oldu doğru dürüst bir açıklama yapmıyorsunuz? Yaptılar hocam. Evliyalar Gazze'ye inmiş. Evliyalar Gazze'ye inmiş. Hastane mi bombalamışlar? Bakın. Zihniyet o. Evet. Evliyaları gönderdik diyor oraya. Bakın Mısır'dan Türkistan'a, Afganistan'dan İstanbul'a, Avrupa ülkelerinden Arabistan'a kadar dünyanın genelinde ardı ardına Suriye için cihat fetvası yayınladı bazı sözde uzun sakallılar. Cihat fetvaları yayınladılar. Farzdır diye fetva yayınladılar hocam. Fetva yayınladılar.
Ya gerçekten de işte resmi durum. Yemek yerken 8 çeşit yemeğin olduğu sofrada oturdular. Mercedes'lere bindiler. Suriye'ye karşı cihat fetvaları yayınladılar. Ümmet tanısın bu şarlatanlara. Ümmet sarıklı, şalvarlı İsrail memurlarını tanısın. Eyvallah. Eğer bir insan bugün, ben bir Şii din adamı olarak diyorum, bir insan bugün, hele özellikle böylesi bir zamanda Ehl-i Sünnet'in aleyhine bir açıklama yapıyorsa bu İsrail'in memurudur. Sen orada çocuklar ağlarken, kanlar dökülürken sen halen Şii ile uğraşıyorsun. İsrail ile uğraşmıyorsun, Şii ile uğraşıyorsun. Belli senin efendim hangi komandadan komanda edildiğin belli. Vakti zamanında bakın Suriye için ateşi körükleyen Arap Birliği, İslam Birliği teşkilatı, bunlar nerede? Kudüs'e giden yolu arıyorlar bunlar. Bakın Kudüs'e giden yolu ve hatta Kudüs'e giden yol Şam'dan geçer diyorlardı. O gün öyle diyorlardı. Kudüs'e giden yol Şam'dan geçer. Bugün Şam'ın yolu açıktır. Buyurun Kudüs'e gidin. Önünüzü kesen mi var sizin? Filistin kanı alıyor. Neredesiniz siz? Gündüz köşe yazıları ve tweetlerle, geceleri ise canlı oturumlarla Şii Sünni nefreti pompalayan. Bakın, Şii Sünni nefreti pompalıyor. Ne bileyim neyin uzmanları bunlar? Hiçbir şeyin uzmanları değil. Yeşilin uzmanları. Yeşilden çok iyi anlarlar onlar. Haritada efendim İsrail'i göster desem 5 dakika arayacak. Efendim Orta Doğu strateji uzmanı olmuş. Ne bileyim Kur'an din uzmanı olmuş. Ama işi gücü medyada nefret pompalama. Müslümanın Müslümana nefret gözüyle bakması için nefret dilini kullanma. Bunlara diyoruz ki şu an İsrail ortada, ne yaptığı da ortada. Sadece beddua ile mi yetineceksiniz? Zaman beddua değil. Dolayısıyla Malik kardeşim bakınız, küfür tek millettir. Evet. Siyonizm tek millettir. Evet. Ve 2 milyarın üzerinde Müslüman var. Diyorlar Filistin'de, Filistin-İsrail arasında efendim toprak savaşı var. Adını toprak savaşı koy. Bakınız eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in açıklaması. Diyor bu savaşı biz Suriye'de biz başlattık. O terör örgütlerini biz kurduk. Şimdi ne oldu? Siyonizmin şeytanlığı yüzünden yaklaşık 5 milyon Suriyeli sadece bizim memleketimizde. Eyvallah. Başka eyvallah memleketlere gitmişler, Avrupa'ya gitmişler. Yani siz bir ülkeyi mahvettiniz. Bir tarihi mahvettiniz Suriye'de ve buna ne yazık ki abdestli Müslümanlar da inandılar. Evet. Abdestli Müslümanlar. Artık bakın zaman uyanma zamanı. Zaman birlik zamanı. Filistin'de öldürülen Müslümanmış. Filistin'de öldürülen gayrimüslümanmış. İnsandır insan. Bu yani meseleye insan penceresinden bak. Müslümansan ise inanç penceresinden bak. İzzetliysen ise namus penceresinden bak. Orada kirletilen namuslar var. Hocam ağzınıza ağlamar edilen namuslar yüreğinize var. Sağlık. Değerler bunlarda var. Ne insanlık var ne namus var hocam. İnşallah sizden bir müsaade isteyelim. Bir telefon bağlantımız var. Tekrardan devam edeceğiz inşallah. Değerli izleyenler, bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Cevat Gök hocamız yayınımızda. Hocam öncelikle geçmiş olsun, başımız sağ olsun diyelim. Bir hastane vurulduğu haberi geldi ve 500 tane sivilin hayatını kaybettiği son dakika olarak, flash gelişme olarak karşımıza çıktı. Hocam neler söylemek istersiniz? Öncelikle iyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyorum. Hakikaten çok enteresan bir durum var şu anda. Şimdi ben El Cezire televizyonunu takip ediyordum. Yüzlerce ölü var öncelikle. Bunun bilinmesi lazım. Yani 500 kesin bir sayı değil. 800-850 civarında şehit var.
Bu birinci konu. İkincisi, oradaki muhabirlerin bildirdiğine göre hani şu anda hastanede çok derin çukurlar açılmış, ağır füzeler atılmamış. Öyle füzeler atılmış ki sadece insanlar öldürülsün diye atılmış. Yani düştüğü yerde yüzlerce insanı bir anda kavurup öldüren enteresan füzeler atmışlar İsrailliler. Ve kameralar şu anda durdu. Yani çekim yapamıyorlar şu anda hastaneden. Çünkü cenaze değil, resmen dağılmış yani bedenler var. Muhabirler yayınları yayın yapamıyorlar şu anda. Muazzam bir faciayla karşı karşıyayız. Yüzlerce aile sığınmış, yüzlerce hasta ve yaralılar var. Yani kaç kişinin hastanede olduğu da belli değil. Zaten birkaç tane hastane vardı. Bu Marmaraniye Hastanesi çok enteresan, tam insanların en yoğun olarak durduğu saatte oldu. Yani hastanelerin en yoğun olduğu saatte bu facia gerçekleşti. Buradan İsrail'e, işte İsrail'e hoşgörüyle yaklaşan, iki tarafında normal bir savaş yaptığını zannedenler bilsinler ki tam bir katliam ve soykırım yaşanıyor. Şu anda Gazze'de yaşanan soykırım. Bunu bu şekilde vurgulamakta fayda var. Ben teşekkür ediyorum Mehdi Hocam'a. Hakikaten güzel açıklamalar yaptı ama şu anda yani bu olayların zaten Sünnilikle, Şiilikle uzaktan alakası yok. Müslümanlar ve insanlık şu anda hedef alınmış durumda. Bunun bilinmesinde fayda var. Bütün mektep mensupları, zaten müçtehitlerimizin de hem rehberiyet hem Ayetullah Sistan'ın ilan ettiği çok yakın bir cihat var. Yani bütün Müslümanların kalbiyle, diliyle, varı variyetiyle bu savaşta Filistinli kardeşlerimizin yanında olması şarttır. Ama en önemli olan nokta şu, medya ve aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla ortalığı bulandıranlar artık bu İsrail lehine yapılan propagandalar bitmiştir bu noktada, bitmiştir. Zannedersem artık bu önü alınmaz bir savaşın resmen startını vermiş oldu. İsrailliler bunun karşılığında görecekler ve şu anda bütün Arap ülkelerinde insanlar ayaklanmış durumda. İslam dünyasında insanlar ayaklanmış durumda. Ben gördüğüm kadarıyla Ürdün'de, Mısır'da, Lübnan'da, Beyrut'ta şu anda insanlar evlerinden çıkmış ve herkes şok yaşıyor şu anda. Filistin'in kendisinde de zaten insanlar artık şehadeti göze almış, var gücüyle direniyorlar. Büyük büyük bir savaş başladı artık. Yani bunun artık geri dönüşü yok. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bütün Müslümanların artık bu noktadan sonra en ufak bir müsamaha İsrail'e göstermemesi gerekiyor. Bütün herkes elindeki bütün imkanlardan faydalanarak bu zulme karşı adımları atması şart. Özellikle devletlerin, bizim Türkiye Cumhuriyeti devletimizden ve Sayın özellikle Cumhurbaşkanımızdan ve Dışişleri Bakanı'ndan beklentimiz bir an önce somut adımlar atılmasıdır. Yani bu direnen insanlara her türlü destek olunması lazım. Çünkü orada bir insanlık faciası yaşanıyor. Dram değil artık. Ki görüntüler gelecek biraz sonra. Zaten ajanslar şu anda canlı yayınlarla veriyorlar ama hakikaten bir facia yaşanıyor. Allah yardım etsin diyoruz efendim. Çok teşekkürler Cevat Hocam. Çok sağ olun. Hocam 850 şehitten bahsetti. Biz ilk 500 diye vermiştik. Hatta ilk çıkan bilgilerde 200-300 ama şu an Cevat Hocanın ulaştığı bilgilere göre 850 şehit, ki kullandıkları füzeleri medyada servis edildi. Yerde krater açıyor hocam. Yani binayı yok etmekte kalmıyor. Yerde bir oyuk açıyor. Obruk gibi oyuk açıyor. Bu nedir bakın Maliki? Bu İsrail'in ne kadar korktuğunu göstermektedir. İsrail ne kadar sıkışmış, nasıl bir ruh haline girmiş ki artık elindeki var gücünü artık kullanıyor ve bunu savunmasız insanların üzerinde kullanıyor. Yani bir taraftan da psikolojik bir savaş başlatmak istiyor ki Filistin'in kendi halkı Hamas'ın karşısında dursun. Ama bu mümkün değil. Yani siz orada bir insanın kanını döktüğünüz zaman yere atılan bir buğday tanesini düşünün ki ondan ne kadar
efendim sümbül oluşur, ne kadar buğday meydana gelir. Müslümanın kanı toprağa döküldüğü zaman ondan onlarca yüzlerce yiğit yetişir. Yani siz bir Müslümanı öldürmekle efendim biz bunu yok edeceğiz düşüncesine sahipseniz bu yanlış bir düşünce. Çocuk vardı hocam bir tane. Ben de kendi sosyal medyada paylaşmıştım. 7-8 yaşlarında. Bizi diyor, biz çocuk olduğumuz için bizi hedef seçip bizi öldürüyorlar. Zannediyor ki biz bu işten vazgeçeceğiz. Azmiyor. Tam tersi diyor. Daha çok kuvvetleneceğiz. Yani onu söylüyorum. Az önce Cevat hocamız da söylediler. Defalarca altını çizerek ben de belirttim. Bu bir insanlık savaşıdır. Kesinlikle. Yani bir tarafta İsrail, bir tarafta Filistin, böyle bir şey yok. Yani Filistin şu anda insanlığın düşmanı ile, Hamas şu anda insanlığın düşmanı ile savaşıyor. Ben insanım diyen hangi inançtan olur ise olsun İsrail'in karşısında durmalıdır. Özellikle ben inananlara burada şu mesajı vermek istiyorum. Bakın az önce birkaç şeyi sıraladık. Ya şu doğalgazları vermeyin bir ay. Şu konsoloslukları gönderin. Şu konsolosluklarınızı getirin. Çekin konsolosluklarınızı. Büyük şirketleri efendim kapatın. Boykot edin. Ticarethane, onların iş adamlarını ülkenizden atın. Ya bakın bir haftada bunlar ne hale gelecek? Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı'nda taşlandı. Müşrikler taşladılar. Haliyle taşlar bedenine isabet ediyordu, kan kaybediyordu. Hava sıcak geldi, sırtını bir duvara verdi. Bir köle geldi, Peygamber Efendimiz sordu. Dedi bu duvar kime ait? Dedi bu bahçenin sahibi duvarı, bahçeyi korumak için örmüş. Arka tarafta meyve bahçesi var. Ve bu bir Yahudinin bahçesidir. Allah Resulü bakın bu kelimeyi işitiyor, daha o gün mesaj veriyor. O gün mesaj veriyor. Diyor kalktı yerinden gitti. Küçük bir ağaç vardı. Böyle duvardan 3-5 metre o tarafta. Bir ağaç vardı çölde. Diyor sırtımı ağaca verdi. Diyor bu köle sordu. Dedi neden efendim Yahudinin bahçesidir sözünü işittiğinde yer değiştirdin? Allah Resulü buyurdu ki çünkü Müslüman sırtını Yahudi duvarına dayamaz. Eyvallah. Ya bugün... Eyvallah. Halkın Müslüman olan devlet ricallerine bakıyorum. Utanmadan İsrail lehine açıklamalar yapıyorlar. İsrail'den yana açıklamalar yapıyorlar. Adını ne koyup İsrail'i savunuyorsun sen? Eğer gerçekten Siyonist Yahudi isen söyle ben de Siyonist Yahudiyim. Kimse senin tartışmanı yapmasın. Gerçekten kimse sen... Biz bugün efendim İsrail kabinesinin tartışmasını yapıyor muyuz? Hayır diyor, zalimdir bunlar. Bunlar insanlık düşmanıdır. Ama seni tartışıyoruz da. Diyoruz ya sen ne biçim Müslümansın? Sen celladını savunuyorsun. Kur'an'ın tabiriyle en büyük düşmanını savunuyorsun. Ha, sen açıkça de ki ya kardeşim ben doğrudur. Sözde la ilahe illallah diyorum ama çünkü benim halkımın efendim çoğusu Müslüman. Aslında ben de Siyonistim. Bunu söyle mesele kapansın. Kimse seni eleştirmesin. Ama ki herkes seni tanısın. Bir taraftan Müslümanım diyeceksin. Ama bir taraftan kalkıp böyle bir rejimi savunacaksın. Bu rejimin zulümlerini savunacaksın. Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor. Batnul arz ehabbe ileyye min zahriha. Şu Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hassasiyeti inşallah bütün Müslümanlara sirayet eder. İnde izhari ma uzhire minel bagyi vel eybi vel neks li ashabi Muhammed. Peygamberin ümmetine zulüm olunduğu zaman, peygamberin ümmetinde bir noksanlık cediği açıldığı zaman, yerin altı benim için yerin üstünden daha hayırlıdır. Müslüman hele bir dön. Yani ölsen, ölsen yeridir yani. Ölsen şimdi arkadaşlar bak. Reci'den sağ olsunlar hocam aktarıyorlar. El Şark muhabirinin verdiği demeceye göre hastanede 1500 tane sivil varmış. 1500 tane hocam. Yani nasıl bir bomba atmışlar ki
1500 sivilin 800 küsur tanesi şehit oluyor. Nasıl bir bomba atmışlar acaba? Yani adam? Hocam bağışlayın, bunun dini bir tarafa evet. koyun, her şeyi bir tarafa koyun. Ya bu insanlık evet. meselesidir. İsrail'in, efendim onlar da ona saldırdı. Ya onlar bal kaymak içerisinde hayır. miydi Gazze'de? Onlar nereye saldırdılar? Kendi, işte hocam geçmişe gitmiyorlar. Tamam. Aynı bu şey evet. Ukrayna olayları gibi. Evet. Ukrayna savaşı patlak verdi, aynen o an öyle. Konuşuldu. Bunun bir öncesi vardı. Ukrayna'nın Nazilerin yaptığı onlarca evet. katliam vardı. Evet. Ruslara karşı evet. işlediği cinayetler vardı. Kültürel soykırımlar vardı. Birçok olay vardı. Odessa katliamı vardı. Bunların hiçbir şey konuşulmadı. Tarih konuşulmadı. O olaylar sanki Rusya kalktası ve evet. işgalci oldu. Hadi diyelim o işgalci. Aynısını şu anda İsrail ve daha fazlasını yapıyor. Evet, daha fazlasını yapıyor. Neden işgalci diyemiyorsunuz bütün dünya, 10 Batı? 10 kat değil, 100 kat fazlasını yapıyor hem de. Bakın 100 kat fazlasını. Ben burada herhalde programın son bölümleri... Son bir 8 dakikamız kaldı ben, hocam. Fetih suresinin son ayetinde Allah bize orada aslında bir kapı açıyor. İslam ümmetinin fetihinin kapısını açıyor. Müslümanların fetihinin kapısını açıyor. Bakınız, bizler artık içimizdeki din bezirganlarına dikkat edelim. Müslümanı Müslümana düşüren bu bezirganlardır. Eyvallah hocam. Kur'an ki buyuruyor, فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Adam Allah diyor ama aynı memleketin insanını, aynı mahallenin insanını birbirine düşman yapıyor. Allah diyor. Ya Allah diyen insanları kaynaştırır. Allah diyen insanları birbirine sevdirir. Allah diyen insanların sulhu sefa içerisinde yaşaması için adımlar atar. Sen nasıl bir Allah inancına sahipsin ki ağzından aktığın salyalar ile Müslüman komşusuna şaşıbakıyor? Nasıl bir Allah inancına sahipsin? Senin gibi inanmayan ama kıble inancı olan, ama Kur'an inancı olan, ama namaz inancı olan, ama Allah inancı olan bir topluluğa sen her türlü hakareti caiz göreceksin. Hatta ibadet göreceksin. Ama bebek katili İsrail'e tek kelam etmeyeceksin. Benim Müslüman kardeşlerimden istirhamım, bu şarlatanlara artık dikkat etsinler. Bunlara inanmasınlar. Yazdıklarını okunmasınlar. Vaizler, medya, ne diye çağırıyorsunuz bunları? Ne diye bunları meşhur ediyorsunuz, şöhret yapıyorsunuz? Siz de mi oradan besleniyorsunuz? Adam yerine koymamaları lazım böylelerini. Bilgi desen bilgi yok. Neye göre konuşuyor? Yani o enaniyetten Allah'a sığınırım. Kibirden Allah'a sığınırım, şeytandandır. Ya bizim ilmimizin zekatını veremez onlar. Bunu samimi söylüyorum. Bakın, ilmimizin zekatını veremezler. Ama bir yerde konuşma yapıyor, bakıyorsun 8000 insan gidip onu dinliyor. Öylesine. Ne anlatıyor? Hikaye anlatıyor. Başka bir şey değil. Masal. Bakara suresinin falan ayetini oku, falan yerine üfle, zevcenle güzel yatarsın. Bu ahlaksızlıkları yazıp anlatıyorlar. Ve bunlara... Benim Müslüman kardeşim aldanıp gidiyor. 7000-8000 insan salonda olmuş, bir de dışarıda oturup dinleyenler güneşin altında. Artık uyansın İslam ümmeti. Sünnisiyle Şiisiyle uyansın. Ve şu ayete amel etsin. Fetih suresinin 29. ayetine yürekten iman edip amel etsin. Muhammedun Resulullah, Allah buyuruyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Allah bizi böyle görmek istiyor, bakın. Ayette anlattığı şekliyle görmek istiyor. Vellezine ma'ahu. Vellezine ma'ahu. Muhammedun Resulullah. Vellezine ma'ahu. Onunla beraber olanlar. Yani ona iman getirenler. Muhammed Allah'ın Resulüdür inancında olanlar. Eşiddâ'u alel küffar. Allah bizi böyle görmek istiyor. Kafirlere karşı şedittirler. Şiddetlidirler.
kafirlere karşı şiddetlidirler derken bizim dinimiz bize demiyor ki onlar kafir olduksun gidin onları efendim sebepsiz yere öldürün. Hayır, onun da yaşama hakkı var. Senin adaletinden onun da nasiplenmesi gerekir. Ama o sana tehlike arz ediyorsa diyor şedid ol ona, şiddetli ol ona, sert yüzünü göster ona. Bütün savaş teçhizatlarını göster ona, senden korksun. Sana fenalık yapmayı aklından bile geçirmesin. Ve ruhama o beynahum. Peygambere iman getirenler birbirlerine karşı da şefkatlidirler. Allah bizi böyle görmek istiyor. Malik kardeşim, ekranları başında bizi izleyen Müslüman kardeşim. Bakınız, Müslümanların düşmanlarına mihriban. Efendim, yağcılık yapan, tatlı tatlı kelimeler sarf eden, güzel güzel sözler sarf eden, kendisi gibi inanmayıp ama la ilahe illallah diyen bir gruba sert sözler sarf eden, bilsinler ki bu ayetin aksine hareket etmektedirler. Hocam, Taliban sözcüsünün şimdi bu olaylarla alakalı böyle basın açıklaması geldi aklıma. Hani Taliban ki o böyle çok keskin şeyleri olan, işte kadınları okutmayan vesaire falan, İslam'ı yaşatan, Allahu Ekber. Açıklama şu hocam, işte bizi tedirgin ediyor. İsrail'in sivilleri bombalaması bizi tedirgin ediyor. Yıllarca Amerika senin başına bomba yaktı, döktü. Yıllarca. Başına bomba döktü. Şu anda bir hastane bombalanmış. 800'den fazla şehit var, çocuklar var, suçsuz, günahsız. Hocam bağışlayın ya, işte bunları böyle işte diyorum ya, hani hastanede asker mi olur, kusura bakmayın. Cihatçılar da bu cihatçı kesimi. Yani sen özellikle o füze sistemini o hastaneye odaklamışsın. Özellikle vurmuşsun orada. İsrail ölenlerin de bak, az önce Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ölenlerin, orada şehit olanların çoğu kadın ve çocuk. Bakın, dünyanın ayağa kalkması lazım. Dünya devletlerinin ayağa kalkması lazım. İsrail'in yargılanması lazım. Bakın, İsrail kabinesinin yargılanması lazım. İsrail korsan rejiminin dünya milletleri önünde yargılanması lazım. Yoksa bu cani kavmin, milletin, bu yamyam milletin cinayetleri ilk olmadığı gibi son da olmayacak ve devam edecektir. Ama nedir? Ve bu cinayetler, bu akan kanlar İsrail'in sonunu çabuklaştırmaktadır. İnşallah. Bunun da altını çizmiş olayım. İnşallah hocam, o günleri biz de görelim. Şahit İnşallah. Olalım ve yüreğimize su serpilsin gerçekten de. Yani burada 11 günden beri yaşanan vahşetler, evet, hiçbir şekilde izahı olamaz. Ne olursa olsun bunun bir izahı olamaz. Sadece 11 gün meselesi değil tabii bu. Tarihte bize gösteriyor ki kendimizi bildiğimiz bile de orada bir zulüm, evet, var. Evet. Toprakların sürekli işgali söz konusu. Allah razı olsun, siz programın başında kendi kitaplarından, Tevrat'tan Yahudilerin nasıl peygamberlere bozuk inançlar, evet, bu peygamberlere karşı bozuk inanca sahip olduğu, kendi kitaplarında hatta Allah'ın onları nasıl kınadığı, beddua, evet, ettiği ve birçok ayet söylediniz. Evet. Bunların inancı da sapkın, bunların insanlığı da sapkın. Evet. Siyonizm maddelerini saydınız, bir Yahudi olmayan biri köpek ondan daha değerli, evet, inancına sahipler. Ve bu da onun göstergesi hocam, başka da bir şey, aynen, olamaz yani bu. Aynen öyle. Aynen. Yani Batı kendisi hastaneyi bombalayıp Rusya'ya, ben çok iyi hatırlıyorum hocam o zamanı, Rusya yaptı diye. Hatta bir tane bir hamile bir kadın vardı, sonra onun hamile olmadığı anlaşıldı, bir sürü spekülasyonlar vesaire falan filan, bütün Avrupa ülkelerinde işte Dostoyevski'yi okumak yasaklandı, Tolstoy yasaklandı, Rus kültürüne karşı bir ambargo uygulan, hatırlıyorsunuz hocam, bugünleri aynen. Ambargo üzerine ambargolar, ama tek tek hocam kaçıp İsrail'in arkasına geliyorlar, evet, biz seninle diyoruz, savaş gemilerini, evet, gönderiyorlar. Halbuki hocam şu Aksa tufanı operasyonu bize ne kadar büyük şeyler anlattı değil, aynen, mi? Öyle, aynen. Amerika olmasa, Avrupa'da olmasa, evet, bunların hocam 2 saatlik ömür var. Aynen, iki öyle, saatlik iki hocam. Saatlik. Belki 2 saat bile sürmez yani. Doğru. Hocam Allah sizi var etsin. Allah razı çok olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel programdı gerçekten. Ederim. Yani bize hem tarihi konulardan bahsettiniz, hem bunların itikadından, inancından bahsettiniz. Tabii burada bir kere daha bunun altını çizelim. Allah tebarek teala'nın arzında herkes Allah'ın rahmetine mazhar olmuştur. Aynen. Yaşamaya hakkı vardır, hukuk vardır. Hayat hakkı bizim vardır. Bu sözlerimiz, hocamızın da bu sarf ettiği sözler Siyonist Yahudilere için geçerlidir.
Ki hocam da bahsetti o Yahudilerden. Onlar kimseye bir zararı olmayan, kendi halinde yaşayan insanlar. Burada bir mazlum, bir zalim vardır hocam. Aynen öyle. Bu zalimlerin kahru perişan olması için bir duanızı da kapatalım hocam inşallah. Allahu Azze ve Celle haksız yere yeryüzünde Hazreti Adem'den bugüne kadar haksız yere dökülen o kanların hürmetine, bizim çok değer verdiğimiz 6 aylık bir bebe vardır Kerbela'da, Ali Asgar. İmam Sadık Aleyhisselam o bebenin kanına mazlum kan tabirini kullanmış. Kerbela'da o kadar kan dökülmesine rağmen İmam Sadık Aleyhisselam o bebenin kanına mazlum kan tabirini kullanmış. O mazlum kanın hürmetine ve bu gece az önce akan haksız, suçsuz yere, günahsız yere kanlara akan o insanların kanlarının hürmetine, insanlık düşmanı olan bu Siyonist rejimi nabud eylesin. Amin. Avaneleriyle beraber, İlahi destekleyenleriyle beraber, amin, onlara sahip çıkanlarıyla beraber, amin, Müslümanım dediği halde onların arkasında olanlarla beraber Allah hepsini mahvun nabud eylesin. İlahi amin. Hocam çok teşekkürler. Eyvallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Değerli izleyenler, gündem özelinin sonuna geldik. Sıcak gelişme olarak da size aktardık. İsrail, Siyonist ordusu ne yazık ki Gazze'de bir hastaneye bombaladı. Hastaneden, yetkililerden yapılan açıklamaya göre 1500 sivilin olduğu hastanede söylendi ve en az minimum şu anda 850 şehidin olduğu haberleri geliyor inşallah. Biz başsağlığı dilerim tüm İslam alemine. İnşallah bu acı haberlerin son bulması ümidiyle diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun.